Türkiye Varlıklar Fonu diye bir fon kuruldu. Tabii bu dünyanın diğer ülkelerinde de kuruldu. Suudi Arabistan, Katar, Almanya, Japonya, yani bütçe fazlalığı veya petrolde, doğalgazda gelen gelirleri o fonla aktararak gelecek olan nesillere yatırım amacıyla kullanılır. Ben o gün şunu düşünmüştüm. Ya bizim doğalgazımız yok, petrolümüz yok, bütçe fazlalığımız yok. Herhalde bu ülkenin vatandaşları birileri büyükşehir belediye başkanı yaptı, milletvekili yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı, 1560 odalı saray verdi, özel 10 tane uçak verdi ve köşkler verdi. Bunu düşünerek nasıl olsa bir gün ben burada gideceğim diye dünyaya. Bu İsviçre bankalardaki bu paranın onda biri, yani 50 milyar doların getirip bu fona aktarırım. Gelecek nesillere acaba kendimi affederim diye düşünmüştüm. Ama ne hikmetse aynı ikide KKK'yla çıkan kararnameyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Adnan Menderes'in, Özal'ın, Ecevit'in kurduğu bütün yatırımları, Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, Türk Hava Yolları, Türkiye Petrol Ortaklıkları, Borsa İstanbul, TürkSat, Halk Bankası, Etimaden, Çaykur, Milli Piyango ve bütün bu fona aktarıldı arkadaşlar. Ne ile? KKK ile. Pek bu kurumların toplam şirketi aktifinde 2015'te biliyor musunuz? 643 milyar dolar değil arkadaşlar. Yani siz şu an ayrı bir hazine, ayrı bir fon oluşturuyorsunuz. Düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün paraları bir yere gelir, orada dağıtılır ama siz daha referanduma gitmeden, sonuçları almadan hemen yeni bir hazine olayını oluşturuyorsunuz değil arkadaşlar. Evet, yalan. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musun? Türkiye Varlık Fonu devlet hazinesinin içini boşaltmasıdır. Tek adamlık saltanat hazinesinin oluşturmasıdır. Devletin mali birliğini ve bütünlüğünü parçalamasıdır. Meclis devletinin devre dışı bırakılmasıdır. Değerli arkadaşlar, hazine tektir ve devlete aittir. Bu nedenle devlet ait gelirleri tek bir hesapta toplanır ve giderler burada yapılır. Ama siz ne yaptınız biliyor musunuz? 643 milyarlık o yatırımları fona devrettiniz. Ben size bir şey soracağım. Bu kürsüde sormuştunuz, cevap vermediniz. 15 yılda beri 3 trilyon dolar para kullandınız. Madem 15 yılda beri kurduğunuz bu şirketler nerede? 3 trilyon dolarlık yatırımlarınız nerede? Neden bu fonu aktarmadınız? Hani tüneller? Hani havaalanları? Hani o yollar? Hani köprüler? Çünkü onların hiçbirisinin parasını siz ödemediniz ki. Yap işte devlet olarak yaptırdınız. Hiçbirisi size ait değil. Şu an ikinci bir hazine oluşturuyorsunuz ya. İki ay istediğiniz adamların yatırımıyla ayakta duruyorsunuz. Haberiniz var mı değerli arkadaşlar? Değerli milletvekilleri, değerli AKP milletvekilleri. Gerçekten bu fonun başına getirilen adamları düşündüğünüzde akşam gidip çocuklarınız acaba sen ne soruyor ya? Ya sevgili babacığım, siz ne yapıyorsunuz? Bizim geleceğimizi 4 kişinin eline veriyorsunuz demiyorlar mı size?